Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bu gördüğünüz çok şık patiğin nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Bakın patiğimiz gerçekten çok şık bir model. Yapılışı da bir o kadar kolay. Yaparken göreceksiniz gerçekten çok kolay ama çok şık bir model. Altında dikiş yok patiğimizin. Sadece ön kısmında ve arka kısmında küçük birer dikiş var. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hep birlikte yaparız. Şimdi patiğimizin yapım aşamasına birlikte geçelim. 3 numara şişler kullanıyorum. Patiğimiz bu arada 37-38 numara ayaklar için uygundur. Eğer daha büyük yapmak isterseniz, şimdi biz 50 ilmekle başlayacağız. Bunun ayak numarası için siz 52 ilmek atabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz de 2 şey ilmek eksiltebilirsiniz. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden patiğimizin yapımına hep birlikte geçelim. Lila renk ipimi aldım. Şöyle uzunca bırakıyorum. 50 ilmek atabilecek kadar ilmeklerimi atmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi attım. Bakın bu şekilde ilmek atmayı bilmeyen arkadaşlarımız için yakından gösteriyorum. Yavaş yavaş. Bu şekilde şişimde toplam 50 tane ilmeğim olana kadar ilmeklerimi atmaya devam ediyorum. Şişime bu şekilde toplam 50 tane ilmeğimi attım. Şimdi modelimizin patiğimizin ilk sırasını birlikte yapıyoruz. Kenardan 3 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane ters ilmek ördüm. Devamındaki 3 ilmeği ise düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane ters ilmek ördük. 3 tane de düz ilmek ördük. Şimdi diğer taraftan 6 ilmek kalana kadar ortadaki ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Diğer baştan 6 ilmeğim kalana kadar bu şekilde ters olarak örmeye devam ediyorum şimdi. Şimdi bakın 6 tane ilmeğim kaldı diğer başta da. Onların ilk üçünü 1, 2, 3. İlk üçünü düz olarak ördüm. Sonda kalan 3 ilmeği de ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi her zaman düz ördüğüm için kenar ilmeğimi de düz ördüm. Tamamladım. Şimdi çevirdim. Örgümüzün arka tarafına geçtik. Arka tarafta ilmeklerimizin tamamını kenar ilmeğini aldıktan sonra ters olarak örüyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ters örgü olarak. Örgümün arka tarafında ilmeklerimin tamamını ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzüne geçtik tekrar. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. 3 tane düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmekleri yine düz olarak ördüm. 1, 2 ve 3. 3 tane ilmeği düz ördüm. İlk ördüğüm düz ilmeği 2 tane ilmeğin üzerinden atlattım. Şimdi ara yerde kalan ters ilmeklerimizi örüyorum. Diğer baştaki düz 3 ilmeğe gelene kadar ortadaki düz ilmeklerimizi örelim. Yine kenardaki 3 tane düz ilmeğime gelene kadar ters olarak ördüm. Öncelikle 3 ilmeği düz olarak örüyorum. İlk ördüğüm düz ilmeği diğer 2 tane düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Şimdi 2 tane ilmeğim kaldı. Kenardaki ilmeklerimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Örgümüzün arka tarafına geçtik. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeği ters ördüm. Burada bir tane eksilmişti ilmeğimiz. Araya ilmeği attım bu şekilde ve yine ters örmeye devam ediyorum.
Yine diğer kenarda bakın şurada zaten belli oluyor. Atlattığımız ilmekler oraya kadar ters örmeye devam ediyorum. O iki ilmeğin ilkini ördüm. Bir ilmek attım ve ikincisini de ördüm. Eksilen ilmeklerimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Bakın modelimiz burada oluştu. Şimdi örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına iki tane ters ilmeği ördüm. Ortadaki, bakın hemen buradaki üç tane ilmeği de düz olarak örüyorum. 2 ve üçüncü düz ilmeğimi de ördüm. Diğer tarafa geldiğimizde de yine aynı şekilde buradan ters örmeye devam ediyorum. 3 ilmeği düz örüp yine ters bitiriyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın düz ilmeklerime geldim. Onları düz olarak örüp devam ediyorum. Bu 3 ilmek hep bu şekilde düz olarak devam ediyor. Kenardaki 3 ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi çevirip örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz ve arkada bütün ilmekleri ters olarak sıramızın sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Sıramın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Örgümün arkasında bütün ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın bu aşamaya geldik. İlk modelimiz tamamlandı. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmeği ters örüp yine bu 3 ilmeği düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi ilk yaptığım düz ilmeği yine 2 ilmeğin üzerinden atlatıp modelin başına dönüyoruz. Bu şekilde patiğimizin sonuna kadar hiçbir farklı işlem yapmadan modelimizi kenarlarda yaparak örmeye devam edeceğim şimdi. Şimdi bakın bu şekilde toplam haroşa sıralarını sayarak 44 sıra olana kadar örmeye devam ettim. Ve patiğimizin örme aşaması burada tamamlandı. Öreceğimiz, yapacağımız işlem bu kadar. Kare şeklinde bir parça yapıyoruz. Şu haroşa dişlerini saydım ben. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Toplam 44 diş haroşa sırası olana kadar örmeye devam ettim. Şimdi patiğimin arka tarafında artık bütün ilmeklerimi keserek patiği kapatıyorum. Kesme işlemini de nasıl yaptığımı hemen gösteriyorum. Bakın iki ilmeği ikisini birlikte şişime alıp ikisini birlikte ters ördüm. İlmeğimi tekrar soldaki şişimin üzerine aldım ve yine ikisini birlikte ters ördüm. Tekrar ediyorum. İki ilmeği ikisini birlikte ters ördüm. Sürekli bu işlemi tekrarlayarak şişimizdeki bütün ilmekleri kapatmış oluyoruz. Bakın bu şekilde kapanıyor. Bir kez daha yapalım. 2 ilmeği ikisini birlikte ters. İlmeği tekrar soldaki şişin üzerine alıp yine 2 ilmeği ikisini birlikte ters. Şimdi bu şekilde patiğimizin örme aşamasını tamamladık. Bakın elimizde şöyle kare bir parça oldu. Şimdi birlikte patiğimizi dikelim. Öncelikle patiğimin tersini çeviriyorum. Sağ ayak için olanı, bakın sağ tarafa doğru. Onun için öncelikle şu sağ kısmı katlıyoruz. Patiğimizin burun kısmını dikip bunu bu şekilde katlıyoruz. Diğer ayağı ben bu şekilde yaptım. Şimdi sol ayağı yapacağım için sol tarafı bu şekilde katlayıp burasını diktikten sonra üçgen kısmını bu tarafa yatıracağım. Şimdi öncelikle bu şekilde 3'e katlıyoruz. Dikim yerini ayarlayabilmek için. Bakın 3, 1, 2, 3 kat oldu. İlk katı ayırıp şuradan dikmeye başlıyorum hemen. Yerimi bu şekilde belirledim. Tekrar yapalım. Bakın 3'e katlıyoruz öncelikle.
Oyalar bu tarafta kalıyor. Ayırdıktan sonra şuradan iğnemle battım ve dikmeye başlıyorum. Burada kalan bu kısmı ipimin ucunu düğümlemedim. Oraya düğüm yapacağım birlikte. Sonra iki ipi böyle teğer yapıyormuş gibi iğnemle öncelikle dikişimi yapıyorum. Çok fazla sık dikmiyorum. Belirli aralıklarla ipimin başına kadar teğer yapıyormuş gibi dikmeye devam ettim. Şimdi burada da ipim var. Sonuna kadar çekmemiştim. Şimdi bu iki ipi birbirine birleştiriyorum. Şöyle hafifçe büzerek iki ipi birbirine bağlıyorum. Patiğimizin burun kısmını bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın burayı büzdük. Bunu da buraya dikeceğiz. Ama öncelikle şurada arada bir boşluk kaldı. Onu kapatalım. Ön yüzden yapalım hatta. Net anlaşılsın neresini yaptığımız. Siz isterseniz patiğin arka tarafından da dikişi yapabilirsiniz. Bu şekilde belirli aralıklarla iğnemle geçiyorum ve tekrar burayı bir kez daha büzerek bu aradaki boşluğu da kapatalım. Ben patiğin ön yüzünden yaptım. Neresini diktiğimiz anlaşılsın diye siz bu işlemi patiğin arkasından da yapabilirsiniz. Arka tarafa geçip burayı birleştirip ipimi buraya bağlıyorum. Bakın aradaki deliği bu şekilde kapatmış olduk. Şimdi buraya ipimi düğümleyip kesiyorum. Patiğimizin burun kısmını bakın bu şekilde oluşturduk. Bunu buraya dikeceğiz. Ama öncesinde patiğimizi bu şekilde katlayıp burası patiğimin arka tarafı. Patiğimizin arka kısmını birleştirelim. İpimin ucunu düğümlüyorum. Öncelikle kenara çıkardım. Bu şekilde ikiye katlayarak patiğimin arka kısmını dikiyorum. Şekilde burayı birleştirelim. Patiğimizin arkasında bu şekilde birleştirdik. Bu aşamada ayağınıza giyerek, şimdi ben manken ayağı takıyorum. Siz de ayağınıza giyip patiğin ön kısmını ayarlarsanız daha kolay ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Siz de ayağınıza giyip nereye kadar katlanmasını istiyorsanız bu şekilde ön yüzünü ayarlayabilirsiniz. Böyle. Yani ne kadar kapalı yapmak istiyorsanız veya ne kadar açık yapmak istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. İki yaptığınız patiğin eşit olmasına dikkat edin. Bu şekilde yaparak buraya dikiyoruz. Patiğimin burun kısmından başlıyorum. Buraya birleştiriyorum. Dediğim gibi ayarlayıp ikisini eşit bir şekilde bu yaptığımız üçgen kısmı buraya dikelim.
Bu şekilde patiğimizin burun kısmını da diktikten sonra ben şöyle oya yaptım. İsterseniz patiğin kendi renginden de yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz benim yaptığım gibi farklı bir renkten de yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alıp dönüyorum. Ben beyazla yapmıştım diğerini. Yine bunu da aynı şekilde beyaz ipimle yapıyorum. Bir zincir çektim ve bir ilmek oluşturdum. Oyama şuradan burun kısmından başlıyorum. Ön yüzde olması için hemen tam dikişin olduğu yerden bu işlemi dikmeden de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde birleştirdim. 3 zincir çekiyorum. Ve yaptığım sık iğnenin içine batıyorum. Her zaman yaptığımız en basit patik oyası. Bir boşluk atlayıp yine ikinci boşluğa battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yaptığım sık iğnenin içine battım. Bir boşluk atlayıp yine ikinci boşluğa batıyoruz. 3 zincir çekerek son yaptığımız sık iğnenin içine oyamızı yapıyoruz. Hemen bakalım. Bakın bu şekilde patiğimizin şu üçgen kısmını ve patiğin ağız kısmının tamamını bu oyadan yaparak patiğimizin oyasını da bu şekilde tamamlıyoruz. Patiğimin oyasını da bakın bu şekilde tamamladım. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ya da ben şöyle küçük düğmeler aldım tuhafiyeden. Bu şekilde buraya dikerek süsledim. Siz de isterseniz bu şekilde buraya düğme, inci ya da öreceğiniz küçük bir çiçek dikebilirsiniz. Şimdi düğmemi de dikip dönüyorum hemen. Düğmemi de buraya tutturdum. Bakın artık patiğimiz hazır oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Tekrar yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.